efendim sanal gerçeklik mi yoksa dijital gerçekleşmek mi nedir? İşte bugün seyahatler acaba seyahat alışkanlıkları değişiyor mu onu konuşacağız. Mehmet Çabuk konuğum, turist rehberi. Hoş geldiniz Sayın Çabuk. Hoş bulduk Semra Hanım. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Bir anda biliyorsunuz teknik olaylar olabiliyor. Tam hazırken prompter'da bir anda görüntü Evet. gidebiliyor. Ve ben aslında ona hazırlamışken kendimi şimdi burada sizinle sohbet edeceğiz. Sevgili Mehmet Çabuk, seni turist rehberi olarak İzmirliler çok yakından tanıyor. Ve Teşekkür hani ederim. bu konu işlenince en iyi, en doğru şekilde senin anlatabileceğini düşündük. Acaba geleneksel turizmin sonu mu geliyor? Önce bu güzel sözler için teşekkür ediyorum. Sonra geleneksel turizmin sonu mu geliyor? Güzel soru. Aslında bir sürü şeyin son kendi yaşamımızda bile 30-40 yıl içinde nasıl sonlanıp başka mecralara doğru aktığını, sonra o geride kalan alışkanlıkların, mecraların retro diye bir kelime çıktı ya, retro tarz, artık retro çok moda. Bunun içinde vinil plaklar da dahil olmak üzere. Ben gençliğimde İngiltere'ye gittiğimde oradan 3-4 tane vinil plak aldım, geldim. Burada sattım, para kazandım. Sonra her şey değişti birdenbire. Sonra onlar gitti, kasetler geldi, dijital kayıtlar geldi. Ve şimdi insanlar bunu retro modasının içerisinde koleksiyon olarak evlerine alıp büyük paralar da verip koleksiyonlar oluşturmaya başladılar. Turizmin başına da bence gelecek olan biraz da bu gibi geliyor bana. 30 yıllık rehberim ben. 30 yıl önce başladığımda kültür turlarıyla başladım bu işe. Nedir kültür turları? Arkeoloji, sanat tarihi, Osmanlı, Selçuklu, Roma, Yunan medeniyetlerinin kalıntıları, eserleri, yeme içme turları oldu bu işin içerisinde, gurme turlar oldu. Zaman zaman fotoğrafçılıkla ilgili alanından dolayı o turları da yaptım. Ve fakat şimdi tabii yeni gelişmeler var dünya üzerinde. Bir süredir başlamış olan yeni gelişmeler aslında dijitalleşme, algoritmaların hayatımızı ele geçirmesi ve yönlendirmesi. Turizmin başına da gelen bu. Sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Çok karamsar değilim. Bir şeyler bitmiyor, şekil değiştiriyor bence. Bilinen, alıştığımız turizmin hacmi, volümü gittikçe düşüyor. Bu bir gerçek. Yıllar içerisinde de bu oldu. Sanırım turizmin başına gelen şey, diğerlerin de başına gelen, diğer alanların da başına gelen gerçeklik. Kalite düşmüyor ama miktar düşüyor. Kalite şöyle düşmüyor. Kültür turları hala burada. Düşmesi mümkün değil. Aslında yükseliyor. Bizim kalıntılarımız ve ören yerlerimizin sayısı da gittikçe artıyor. Kazılar da sürekli devam ediyor. O anlamda kalitenin düşmesine imkan yok. Ama 30 yıl önce ilk başladığımda, 20 yıl önce ben bu turları mesleğimin ilk yıllarında yaparken gelen turist profilini şöyle bir hatırlıyorum. Gelen soruları hatırlıyorum. Bu gelen sorulara benim cevap vermek için ne kadar hazırlanmam gerektiğini hatırlıyorum. Çok zorlayıcı sorular gelirdi. Bazen ben bu konuyu bilmiyorum, hazırlanayım deyip o gece gidip çalışıp ertesi gün gelip otobüste anlattığım 20-25 günlük turlardan bahsediyorum ben size. Şimdiye baktığımızda şu anda gelen kaba tabirle en baba kültürel turist grubunda bu soruyu soracak insan yok. İlgilenmiyorlardı. İlgilenseler de cevabını o kadar uzun istemiyorlar. Hem o sorular gelmiyor, hem o soruların cevaplarına kimsenin ihtiyacı yok. Çünkü ilk başta söylediğim şey bitmiyor, şekil değiştiriyor. İnsanlığın öğreniş şekli değişti. Ne kadar öğrenmek istediğiyle ilgili beklentileri değişti. Bunu yine dijital dünya belirledi aslında. Çok belirleyici. Bugün ne yapıyoruz? Herhangi bir şeyi merak ettiğimizde ben bunu günde 20-30 kere yapıyorum. Herkes bir şeyler sorarken ben hemen giriyorum, tık 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 giriyorum bir Google aramasıyla. İyice ilerledi bu iş. Sizin önünüze hemen 5 satırlık bir açıklama çıkarıyor. Hiçbir şey tıklamadan ekranda görüyorsunuz cevabı. Altta da onunla ilgili yan soruları veriyor. Efes Antik Kenti'nin ilk kuruluşu neydi? Efes Antik Kenti'ni kimler kazdı diye bir soru çıkıyor altta. Efes Antik Kenti kaç kilometre kare genişliğindedir diye başka bir soru. Siz o sorulardan tık 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 üçer satırlık cevaplarla bütün aradığınızı Yani bulduğunuzu yapay düşünüyorsunuz. zeka turist rehberi mi oldu? Yapay zeka turist rehberi olmadı, olamaz, başka bir şey olur.
Ne olur? Kim tatile gider? Hani pandemideyiz, kim tatile gider? Çok güzel soru. Pandemi tabii son 9 ayın gerçeği ama bundan sonra sanki dalga dalga gelme ihtimali olan bir şey gibi gözüküyor. Bence hem pandemiden önce terör vardı biliyorsunuz. Son 10 yılın yükselen olumsuz anlamdaki gerçekliği terör. Önce terör caydırdı insanları. Şimdi virüs de pandemi caydırıyor. Ve fakat şu da bir gerçek. Gezmek isteyen insan her zaman olacak. Parantez içinde az önce söylediğim hala geçerli. O gezmek isteyenlerin beklentileri çok daha yüzeysel aslında. Bu bir eleştiri değil, bu bir gerçeklik. Eğitim sistemleriyle ilgili dünyada dijital bilgiye ulaşımla ilgili bilgiye ulaşmaktaki aşırı kolaylık ve milyon tane başlık çıkınca önünüze siz ona 8 dakika ayırmak istemiyorsunuz. Bir dakikada okuyayım, kapatayım, başka işime geçeyim diyorsunuz. Kültürel tura meraklı insanın beklentileri de değişti. Ve bütün bunların içerisinde biz rehberlerin, turizm camiasının kendimize bunu adapte etmemiz gerekiyor. İşin acı tarafı çok kısa süre içinde. Bir insan ömrünün 1/3 kadar bir sürede bu işler gerçekleşti. Bitmeyecek ama bence gelen sayısı azalacak, kültürel tura gelen sayısı azalacak. Dijital turizmde insanları dijital plaja götüremezsiniz. Bunlar gelmeye devam edecekler. Efendime söyleyeyim, güneşlenmek için gelenleri de evinde güneşlendiremezsiniz. Onlar Ege'nin, Akdeniz'in güneşinde bir otelde güzel yiyip içmeyi de dijital sunamazsınız. Ama bizim kültürel turizmimizdeki acı olan nokta şu, dijital olarak o bilgiyi siz bir video aramasıyla gerçekleştirebilirsiniz. O insanın önüne 3 boyutlu değil, 2 boyutlu olarak sunarsanız sizin televizyonculukta yaptığınız, izleyiciler şu anda bizimle burada değiller ama bizim bütün içeriğimize ulaşıyorlar. Görüntümüze de ulaşıyorlar. Kültürel turizmde bu olacak. Bence kültürel turizm gittikçe daha parantez içinde ya da tırnak içinde daha entelektüel, daha dokunarak, hissederek öğrenmek isteyen insanların hala favorisi olarak kalacak diye düşünüyorum ben. Daha elitleşecek. Bence mesela benim mesleğime olan miktar, rehber miktarının ihtiyacının sayısı gittikçe düşmeye devam edecek. Çok kendini iyi eğitmiş olanlar belki kendilerini hala o pastanın içinde birer parça bulabilecekler. Bence buraya doğru gidiyor. Bitmeyecek, şekil değiştirecek, dijital medya, dijital mecraya kayacak. Şu anda herhangi bir, bizim ülkemizde de örnekleri var. Ünlü bilinen bir ismin gidip sesinden Londra British Museum'u gezebilirsiniz. Veya Roma'nın sokaklarını gezebilirsiniz kulağınızda kulaklıkla. Bu çok daha önce başlamıştı zaten. Rehberlik aslında yavaş yavaş olmazsa olmaz olmaktan çıkmaya başlamıştı. Ne zaman? Müzelerde, bugün Ayasofya'da, Topkapı'da her yerde var. Şu audio guide denen, kulaklıkla dinlenen açıklamalar girdiğinden beri. Orada başladı. Sonra bu iş şimdi artık virüsle birlikte dediniz ya, korkuyor insanlar sokağa çıkmaya. Bu geçecek. Elinde sonunda insanlar gezecekler. Tutamayız ancak insanları. Bir başka şey de çıktı sanki. Yani sosyalleşme ihtiyacı. Yani buna ne kadar ihtiyaç duyduğumuzu çıktı. Hani kim tatile gider dedik ya. Hani sosyalleşme ihtiyacı için şimdiden belki hani yaz dönemlerinde bu virüs hani biraz daha bu pandemi biraz daha azalırsa planlar sanki şimdiden mi yapılacak? Kıştan mı başlayacak? Çünkü birçok şirket artık online size hizmet verebiliyor. Evet. Şimdiden planlayabiliyorsunuz. Dijitalleşmenin böyle nimetlerinden de faydalanmak mümkün olacak belki de. Ne dersin? Dijitalleşmenin yani evden çıkmadan eğer evden çıkmadan o içeriye ulaşmak diyorsanız o sosyalleşmeyi içermeyecek tabii ki. Şöyle içeriyor en fazla. Benim de şu anda içinde bulunduğum bir organizasyon var. Eminim biraz sonra o konuya da gireceğiz. Video aramayla ben Kemeraltı'nın sokaklarını gezdirip yemeklerin hikayesini, oranın sinagoglarının tarihini veya Roma geçmişini veya bugünün alışveriş alışkanlıklarını anlatabiliyorum. Burada sosyalleşme yok. Orada ekranın karşısında birisi oturuyor. En fazla 4-5 kişiyi dahil edebiliyor. Etrafında işte koltukta birlikte izleyebilecekleri. O zaten tanıdığı insanlar. Orada sosyalleşme yok. Sosyalleşme anca evinin kapısından çıkıp uçağa binip gelirse gerçekleşecek bir şey. Benimle o zaman tanışacak. Zaten aslında benimle tanışmadan Türkiye'yi anlaması mümkün değil. Ben değilim konu. Bir Türk'le karşılaşmadan, onun yüzündeki o sabah dükkanı açarkenki ifadesini görmeden, otel resepsiyoncusuyla konuşurken birdenbire konunun aile, çoluk çocuğa dönme deneyimini yaşamadan Türkiye'yi yaşamış olamaz. Sosyalleşme aslında gelince olur. Ama orada bir başka bir parantez de var tabii. Ne kadar sosyalleşiyoruz? Hepimiz telefonlarımızdayız. Artık gelen turistler bile telefonlarıyla yaşıyorlar. Instagram için gezen çok turist var şu anda.
benim içinde bulunduğum sektörde ben bunu çok yaşadım. Anlatayım mı küçük bir böyle Tabii ki, eğlenceli bir tabii ki anekdot? de. Dijital hayat nasıl gerçek hayatın neredeyse önüne geçtiği örnek olarak. Çok değil 1,5 sene önce bir tur yapıyorum. Bir uzak doğulu grup ve programımızda o gün öğleden sonra Pamukkale'ye gidip orada o gece yatıp ertesi sabah Pamukkale ve harabeleri gezmek. Oradaki harabeleri. Sabahtan Efes'i yaptık. Çıkarken döndüm otobüse dedim ki grubuma, bir de başlarında grup başkanı var. Size çok iyi bir fikrim var. Pamukkale'ye otele gidersek çok erken düşeceğiz ve yarın çok koştur koştur bir gün olacak. Gelin isterseniz biz bugün Pamukkale'yi yapalım. Zamanımız var bol bol. Sabah da çıkarız hiç yorulmadan bir sonraki hedefe varırız. İsyan çıktı otobüste. Olamaz öyle bir şey. Çünkü otobüsteki kadınlar, hanımlar Efes için Instagram kıyafetlerini hazırlamışlar, Roma kıyafetlerini. Ama Pamukkale'ye uygun konseptli kıyafetleri valizlerindeymiş. 30 kişi valizlerden eşyalarını çıkaramazlarmış. Programı değiştiremedik. Şimdi bu Instagram için mi gezmek değil. Ama Instagram en az o kişinin Efes ve Pamukkale deneyimi kadar önemli bir gerçeklik orada. Çok ilginçti. O zaman farkına vardım. Evet, insanlar dijital dünya için yaşıyorlar artık. Daha doğrusu orada paylaşmadıysa o sanki olmamış gibi oluyor. Olmamış hükmünde oluyor. O zaman dijitalleşmenin aslında turistlerin beklentilerini değiştirdiğini söylüyorsunuz. Aslında ben bunu anladım. Peki buna yönelik Pamucak sahili ya da Çeşme Ilıca plajı. Acaba buraya ziyaret eden turistlerden ücretsiz videolar elde etmek mümkün olur mu? Çünkü YouTube'larda ya da diğer kanallarda içerik çok önemli. Bir belediyenin, bir turizm acentesinin bir yarışma düzenlediğini farz edelim ki yazın biliyorsun bu Ilıca'da mesafeli olarak da plajlarda denize girildi. Dijitalden faydalanarak işte Instagram'a video çekmek. Bu bir ödüllü yarışma olabilir ki onun neticesinde 5 yıldızlı otelde tatil de olabilir. Ki o plajın bence hani Ilıca plajını daha iyi tanıtılamaz diye düşünüyorum. Gelen turistlerin bu dijitalleşme aşkından faydalanarak ne dersin? Evet, iyi fikir. Buna benzer şeyler yapılmıyor değil aslında. Tam da böyle olmasa da yine benim mesleğe başlangıç yıllarımdaki Türkiye'yi kimler tanıtabilir diye düşündüğümde gelen turist kitlesini, profilini düşünüyorum. Zaman zaman Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa veya Uzak Doğu'dan gelmiş seyahat yazarlarını gezdirdim. Turizm Bakanlığı'nın finanse ettiği, otellerinde konaklamakta gönüllü olduğu. Fakat artık o yok. Seyahat yazarları var da seyahat yazarlarından daha önemli Instagram fenomenleri. Zaman zaman hem Kültür Turizm Bakanlığı hem turizm yörelerinin belediyeleri bu Instagram fenomeni dediğimiz arkadaşları bir sürü şehirlere sponsor olup buraya getirip işte bir haftalık bir tur yaptırıp tabii ümit ne burada? O kadar meşhurlar ki her birinin 80 bin, 100 bin, 300 bin izleyicisi olduğu için Türkiye'yi tanıtsınlar. O ödülle insanları Türkiye'nin tanıtımına teşvik etmek önemli ama artık bu çağda siz de biliyorsunuz, sizin de içinde bulunduğunuz gerçeklik bu. İzlenen sayısı. Yani plajdaki 1.000 tane izleyicisi olan önemlidir muhakkak. Onları teşvik etmek bir sinerji yaratır. Belki bir duyulurluk yaratır ama onun yerine o 1.000 kişi yerine 800 bin izleyicisi olan fenomeni getirirseniz çok daha etkileyici, vurucu olur. Yeni pazarlama mecrası bu. Evet, Kazakistan'da da bir başka örnek notu aldım ben. Kazakistan turistler için ülkenin 100 kutsal yerini keşfedeceklere online oyun başlatmış durumda. Online'ı duyamadım onu. Oyun. Çünkü Peki. oyun çağındayız. Bu oyunlarından yola çıkarak bir başka aslında yapılan çalışmada sanal gerçeklikle ilgili Çernobil'e gidiyorsunuz. 80'lerde yaşanan bu çevre felaketin yerinde sanal tura çıkabiliyorsunuz. Evet. Böyle Var. örnekler de var. Böyle örnekler var. Ben Az önce bir şeyden daha söz ettin. Hani dünyaca ünlü gurmeler geldi, yazarları ben gezdirdim dediniz. Bununla ilgili olarak da İtalya Turizm Ajansı hikaye önemli demiş sevgili Çabuk. 200 yerel yazar bulunduğu noktayı anlatmış ve o yazarlarla iletişime geçilebiliyormuş. Bu da bir farklı taktik. Yani bizim aslında Türkiye'nin ulusal bir turizm ajansı var mı? Turizm kurulu var mı? Yani bu tür
yeni çağa, hani dijitalleşme çağına ayak uydurabilecek yeni projeler üretilebilir mi? Ne dersin bu konuda? Bu konuda çok bilgili olduğumu düşünmediğim için çok cevap vermek istemiyorum ona. Benim bildiğim yok. Turizm fuarlarına hala katılınıyor. Dünya çapında yapılan turizm fuarlarına. O turizm fuarlarını da biliyorum ki bu meseleye yıllarını vermiş rehber arkadaşlarımızdan bir kısmı da davet edilip orada gönüllü olarak hizmet vermelerine fırsat veriliyor. Ama bu dijital çağda nasıl var oluruz, nasıl Türkiye'yi daha çok ismini yayabiliriz şeklinde ciddi bir çalışma benim kulağıma gelmedi. Eminim programı izleyenlerden varsa da bir bilgi çıkacaktır. O konuda biraz geride kaldığımızı düşünüyorum ben. Yine de en hızlı uyum sağlayan sektör turizm sektörü diyebiliriz. Çünkü mecburen. Hijyen odaklı turistik ürünlerin geliştirilmesinden tutun da güvenilir destinasyona dair bir sürü çalışma yapıldı. Ama bunun önünde galiba sık denetimler de gerekiyor, değil mi? Kimler denetleyecek? Şu evet. anda oteller hijyen sertifikası alıyor. Ama bunlar nasıl denetlenecek? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bunların denetlenmesi tabii ki Sağlık Bakanlığı tarafından ve Kültür Turizm Bakanlığı işbirliğiyle yapılacak denetimler. Ama benim düşüncem şu, neden turizm en çabuk adapte olabilen, kendini dönüştürebilen sektör? Çünkü öyle olmak zorunda. Çünkü biz kendi içimizde yağımızla kavrulabileceğimiz bir sektör değil. Ben kendimi o yüzden çok şanslı hissettim. Hep çok uluslararası olduk biz. Ben bir Amerikalıyla, bir Japonla, bir Rusla iletişim halinde olmak zorundaydım. Onların her gün değişen, dünya ile hızlı değişen beklentilerine eklemlenmek ve dönüşmek zorundaydım. Dolayısıyla bizler çok uyumlanmak zorunda olan ve bundan da nemalanan insanlarız. Turizm sektörü aynen öyle. Fakat iş bence şuraya gelecek. Takdir edersiniz ki dünya üzerinde yüzlerce turist destinasyonu, turist merkezi var. Bunlar kendi denetimlerini yapan ülkelerden ve onların yerel otoritelerinden oluşacak. Ve fakat bu bence uluslararası turizmi çok tatmin etmeyecek. Örneğin Amerikan State Department denen seyahatle ilgili uyarıları da yapan devlet kuruluşu bence bir süre sonra diyecek ki Türkiye'nin sağlık ve hijyen standart ve kriter ve kontrollerine güveniyorum. İsim vermeyeyim ama daha da aşağılarda bulunan şu ülkenin ben kontrollerine güvenmiyorum. Uluslararası sertifikasyonlar çıkacak bence. Öyle de olmak zorunda. Yani bu hijyenin standardı Türk hükümeti veya şu bakanlık, Kazakistan'ın şu bölümü, şu devlet dairesi tarafından değil. Bence uluslararası alanda bir sistem gelişecek. Gerçi bu turizmde otellerin yıldız sisteminde gerçekleşti. O gerçekleştirmeye çalışıldı, olmadı. 5 yıldız. Maalesef Türkiye'deki 5 yıldız, Nijerya'daki 5 yıldız ve Amerika'daki 5 yıldızın standartları farklı. Orada işte yerel dejenerasyonlar devreye girebiliyor. Hukuksuzluklar veya işi esnetmeler devreye girebiliyor. İşte tam da bu yüzden dolayı ben dünyanın, çünkü çok korktuk. Terörde de çok korktuk ama bunda daha çok korktuk. Çünkü terör, evden çıkmazsan bir şey olmuyordu. Ama belli ki virüs böyle bir şey değil. Bence uluslararası kontrol mekanizmaları ve sertifikasyon projeleri gelişecek. Oradan yürüyecek turizm diye düşünüyorum ben. Ve elitleşecek. Zaman zaman içine kapanacak yine. Zaman zaman açılacak. Ama benim öngörüm şu. İnsanlar gittikçe dijitalleşmeye kayıyor. Yeni nesil etrafınızda varsa ben kendi çocuklarımdan biliyorum. Evden çıkmak istemiyorlar. Instagram'ın önündeler, TikTok'ların önündeler. Gittikçe oraya doğru kayan bir yaşam tarzı var. Bence daha çok sayıda insan evinde koltuğunun konforundan, oturduğu yerden elinde kahvesi, belgesel seyredecek veya bir rehberin online rehberlik eşliğinde oradan bir saatlik bir tur yapacak. Ama gittikçe küçülen bu pazar elitleşecek bence kültür turizmi. Buna şu örneği verebilirim ben kendi yaşamımdan. Bir tarihte Amerika Birleşik Devletleri New Mexico'da Santa Fe diye bir şehir var. Amerikan Kızılderili yaşamının kültürel merkezlerinden birisi. Geziyorum sokaklarını. Dükkanlar. Kilimler asmışlar. Bildiğimiz bizim Anadolu kilimleri. Ama oranın halkının ürettiği kilimler. Zaten işte Asya ile Amerika bağlantısından dolayı eski çağlarda geçiş olmuş denir ya. Büyük ihtimal aynı kökenden gelen insanlar. Çok benzer kilimleri dokunmuşlar. Tamam, çok güzel. Onu zaten biliyordum. Bir tanesinin fiyatını sorayım dedim. Fiyatını sorduğumda Türkiye'de satılan aynı kilimin fiyatı 100 dolarsa onun 1500 dolar olduğunu fark ettim. Hayretler içinde kaldım. Nedeni şu. El emeği çok pahalı. Üreten insan sayısı çok çok az ve dolayısıyla Amerikan toplumu tüketim seviyesinde bildiğimiz için fiyat 15'ine çıkmış, 15 katına çıkmış.
Kültür turizminde de bu olacak. Donanımlı kültür turları, donanımlı rehberlerin ellerindeki kültür turları gittikçe azalacak. Bizlerin sayısı da azalacak. Biz belki dijital platforma kayacağız. Ama gerçekten sahada bu turu yapan rehber ve bu işi üreten sektör küçülecek biraz ve elitleşecek. Yine tırnak içinde söylediğim, entelektüel, daha sanata, kültüre meraklı, biraz daha az sayıda insana hitap eder hale gelecek. Şey hariç, deniz, plaj, o tür turizm hariç tabii. Onun yerine hiçbir şey dolduramaz çünkü. Evet. Tam da o konuya gelmiştik. Dijitalleşmeden, dijital platformlarda rehberlerin sunduğu hizmetten söz ediyorduk. Senin de böyle bir çalışman oldu. Özellikle Kemeraltı'yla ilgili. Bu süreç nasıl başladı? Nasıl hani seni aradılar, buldular? Sonra o süreç nasıl gelişti? Bize bir anlatır mısın? Oldukça ilginç. Ben ilk kez seninle bu çalışmanın yapıldığını duydum. Bir başkası İzmir'de bu çalışmayı yapıyor mu ben bilmiyorum. Doğrusu. Bak Kemeraltı tur falan deyince heyecanlandım. Koltukta kendimi düzelttim fark ettiysen. Bir enerji elektrik geldi. Evet, bundan birkaç ay önce yurt dışında İspanya'da bir İspanyol bir meslektaşım, uzun yıllardır tanıdığım bir arkadaşım bir gün bana yazdı. Dedi ki Mehmet dedi yeni bir oluşum var dedi. Sen tam bu profile uyarsın diye düşünüyorum. İlgilenir misin? Nedir o dedim. Hikaye şu. Berlin'de kurulmuş, Almanya'da kurulmuş bir şirket. Ama kuranlardan birisi İspanya'da olduğu için onun en direkt arkadaşı aracılığıyla bana ulaşıyorlar. Yapmak istedikleri şu ki şu anda gemi suya indirildi mecazi tabiriyle. Avrupa'da 37-38 nokta, Asya'da birkaç nokta, Kuzey Amerika, buna İsrail dahil, Türkiye dahil, Yunanistan dahil noktalarda kendilerine benim gibi kültür turları yapabilecek rehberler arayışı içindeler. Ve neticede iş sonuçlandı. Benden istedikleri şuydu. Bir gün Kemeraltı'na gittim. Bu arada televizyonculuk denen şeyin ne olduğunu televizyonculuk yapmadan anlama şansına ulaştım. Benden sadece 30 saniyelik bir şey, bir çekim istediler. Git dediler, kendini şehrin karakteristik bir yerinde çek ve konuş. Bize 30 saniye kendini ve o bölgeyi anlat. O turda ne yapacağınla ilgili bir de sonunda da çarpıcı şunu söyle. Walk with me. Benimle yürür müsünüz? O cümleyi ekle bitir dediler. Tamam dedim, çocuk oyuncağı yaparız. Ben bir de hayatım boyu çekim, fotoğrafçıyım bilmem neyim falan. Yaparım dedim. Gittim. Allah'ım, o arka fondaki seslerden kurtulmanın imkanı yok. Gidiyorum yine yanlış saat. Bir türlü açıyı tutturamıyorum. Sürekli insanlar giriyor çıkıyor. 3 gün gittim. En sonunda becerdim. Bir yer buldum, bir hanın içine girdim. Orada güzel. Sabahın ama 8'inde gittim ki kimse olmasın diye. Allah'tan İzmir yavaş yaşayan bir şehir. İstanbul'da 8'de yakalayamazdım onu. Çektim. Fena da olmadı. Bir 30 saniyelik bir benim küçük videomu koydular. Sitesine giriyorsunuz. Diyorsunuz ki Londra'da yaşayan, Kensington'da yaşayan birisi diyor ki ya artık çıkamıyoruz evimizden. Yıllardır ben İzmir'e gitmek isterim. Bakayım şu firmanın nesi var. Giriyor Türkiye. Türkiye'de İzmir. 3 merkez var. İstanbul, Antalya, İzmir şu anda. Gelişecek bu. İzmir'e tıkladığı zaman ben çıkıyorum. İzmir'in arka sokakları ve yemeklerinin hikayesi. Altta benim bir küçük CV'm var. Onun altında bir küçük video. İşte o 3 günde çektiğim 30 saniyelik video. Ve takvime giriyor. Ajandaya giriyor. Benim boş günlerimi, saatlerimi görüyor orada. Haliyle pazar gününü hariç bıraktık oradan. Kapalı olduğu için Kemeraltı. Oradan istediği bir saate tıklıyor. Tıkladığı zaman ödeme yöntemleri çıkıyor. Kredi kartı bilgisini biliyor. Aynı anda senkronize olarak benim hesabıma ve şirketin hesabına 16 Ocak 2021 rezerve edilmiştir saat 10.30 itibariyle. Bir saatlik tur için. Çok güzel. Ben oradan ücretimi alıyorum. Şirket kendi kesintisini alıyor. Ben alıyorum. Eğer varsa gimbal'ım, bilmeyenler varsa gimbal son derece sabit, fazla titremeyi engelleyerek çekim yapmayı sağlayan bir tür tripod gibi bir şey ama çok teknolojik bir şey. Varsa o. Yoksa aman elini sabit tut diyorlar arkadaşlar merkezden, Berlin'den. Video aramayla saat 10.30'da ben hazırım. Tık. Vatandaş beni arıyor. Merhabalar, ben Mehmet Çavuk. Hoş geldiniz. Çok güzel bir tur yapacağız sizinle. Çok keyifli hikayelerim var size deyip çeviriyorum. Oradan sonra başlıyoruz. Manavlardaki daha önce görmemiş oldukları meyveleri anlatıyorum. Belki oradaki manavla iki kelime bir alışveriş yapıp, söz alışveriş yapıp onu dinletiyorum. Oradan helvacıya giriyorum. Siz helva nedir biliyor musunuz? Hayır, hiç duymadık derse helvayı baştan anlatıyorum. Biliyorsa bakın diyorum, işte helva. İki çeşittir, üç çeşittir, fıstıklısı vardır. Bir Türk ailesi helvasız haftayı geçirmez. Şeklinde turşucusuna giriyorum. Belki kokoreççinin önünde duruyorum. İğrenebilir ama olsun, bizim hikayemiz bu. Kokoreçi anlatıyorum. Bir saatlik bir tur. Online
Ve soru sorma şansı var tabii ki. İster sonunda sorar, ister ortasında. Her an karşılıklı diyalog halinde yapılan bir şey. Bir saatin sonunda umarım çok memnun kaldınız. Dilerseniz önümüzdeki günlerde bir de İzmir Agora turumuz var bizim. Girin tarihlere bakın deyip vedalaşıp yolumuza devam ediyoruz. Ve turizm yavaş yavaş böyle buraya doğru bir geçiş aşamasında şu anda. Evet, birazdan köy enstitüleri, yeni kuşak köy enstitüleri dernek başkanı, İzmir Şube Başkanı Özgün Utku olacak bizimle. Programımız da o kadar keyifli gidiyor ki ben son olarak neler söylemek isterdin? Hani buradan takipçilerimize nasıl bir mesaj vermek isterdin onu alayım. Valla takipçilerimize sadece bir turist rehberi olarak mesaj vermeyeceğim. Her ne kadar mesajın ana hedefi yine turizme bağlansa da, daha doğrusu nihai mesajı turizme bağlansa da, ben turlarıma gelen, benimle birlikte gezen bütün Türk veya yabancı turistlerime, gezginlerime, seyyahlarıma turun sonunda hep söylediğim şeyi burada izleyicilere söyleyeyim o zaman. Herhalde söyleyebileceğim en güzel şey de o olur. Hep şöyle derim tur bittiğinde. Bazen İngilizce olur bu mesaj, bazen Türkçe. Teşekkür ediyorum sizlere. Evlerinizin, o rahat yataklarınızın sıcaklığından, konforundan çıkıp bir sürede para harcayıp hayatınızın 3 gününü, 5 gününü, 2 haftasını ayırıp buralara kadar geldiğiniz ve benim ülkemi ve benim size anlatacaklarımı dinlemek için, benim ülkemi görmek ve benim size anlatacaklarımı dinlemek için, bu çok değerli bir eğitimdi. Bence seyahat insanın hayatta kendine verebileceği en iyi ödül, en değerli ödül. Bunu çok iyi değerlendirdiniz ve ben müteşekkirim bu konuda size. Lütfen durmayın. Terör olacak, virüs olacak, o korku olacak, bu korku olacak. Eğer geçiminizi sağladıktan sonra kenarda 3 kuruşunuz kaldıysa lütfen bunu gezmeye harcayın. Rehberli tur olur, rehbersiz gezi olur. İnsanlar diyorlar ki Mehmet senin tuzun kuru, zaten sektörün içindesin, gez gez, nasıl gezeceğiz? Sor bakalım paramız var mı? Çok da para isteyen bir şey değil. Her şeyin bir parayla yapılabilecek formu var. Bir de bedava yapabileceğimiz formu var. Bir belediye otobüsüyle bayraklı yerleşkesine gidip orada senede 60 lira, sadece 60 lira para vererek bir Kültür Turizm Bakanlığı'nın müze kartı var. Sadece 60 lira. Bütün yıl boyunca bütün müzelere ücretsiz giriyorsunuz. Yani aslında bedavaya yakın bir durum bu. Bir belediye otobüsü, git gel iki belediye otobüsü, bir 60 liralık kartla bir yıl İzmir bitmez. Sadece İzmir'den bahsediyorum ben. Onun için lütfen gezelim, gezdirelim, birbirimize de ilham olalım, çocuklarımıza, annemize, babamıza. Yapan çok İzmir'de ve gittikçe artıyor buna meraklı insan sayısı, kültür turizmine ve gezmeye artacağını biliyorum. Dijital yaşamı kucaklayalım ama esir düşmeyelim. Evet, güzel mesajlar da geldi. Seyircilerimize ve takipçilerimize çok teşekkür Öyle ediyoruz. Nurseven Kaya'dan mesaj geldi. Metin Türk'ten, Fatma Köprücü, Ömer Deniz, Özdemir'den iyi yayınlar dostlar demişler ve mesajlar göndermişler. Çok teşekkürler. Ve Aylin Telef'in bir mesajı var. Onu da okuyayım. Tebrikler arkadaşım, çok güzeldi. Ben hem fotoğrafçı olarak hem de gezme tutkusu olan biri olarak seninle gezmek büyük keyifti demiş. Teşekkürler Aylin'cim. Teşekkürler herkese.